tamponlar üzerinde konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim. Ben tamponları çok severim. Onların fanıyım. Hakikaten araştırmalarımda tamponların çok faydasını gördüm. Çünkü ortamın pH'larını sabit tutarlar. Herhangi bir biyoloji veya kimya araştırmasında çalışıyorsanız tamponları bilmek zorundasınız. Daha sonra bahsedeceğim gibi vücudunuzun da uygun tamponlara ihtiyacı vardır. Vücudunuzda büyük pH değişimleri istemezsiniz. Aksi takdirde organlarınız düzgün çalışmaz. Bu nedenle tamponlar çok önemlidir. Tamponlara devam edelim. Asidik tampondan bahsediyorsak, bu pH aralığının asidik bölgesinde tamponun işlevi görür. Tamponun iki yönlü çalışmasını arzu edersiniz. Kuvvetli bir asit eklerseniz nötralleştirir ve pH aynı kalır. Kuvvetli baz eklerseniz yine nötralleştirir ve pH yine aynı kalır. İyi bir tampon olması için karışımda zayıf bir asit ve onun eşlenik bazı bulunmalıdır. Zayıf asit protonuna hidroksit iyonuna verir. Hidroksit iyonu ortama ilave edilen kuvvetli baza aittir ve nötralleştirilmesi gerekir. Hidroksit iyonunu nötralize etmek için ortamda proton verecek asitin bulunması gerekir. Aynı zamanda eşlenik baza da ihtiyacımız vardır. Ortama asit ilave edilirse eşlenik baz asitin protonunu alacaktır ve eklenen asidin etkisini nötralleştirecektir. Tekrar edersek, iyi bir tampon için zayıf bir asitle onun eşlenik bazına ihtiyacımız vardır. Her ikisi de gereklidir. Peki, kuvvetli bir asitle onun eşlenik bazının tuzu neden iyi bir tampon oluşturmaz? Kuvvetli asitler ne yapar? Kuvvetli asitler tamamen ayrışır. Bu iyi bir şey değildir. Bu eşitliği her iki yöne de kaydırmak isteriz. Halbuki kuvvetli asit tamamen ayrışır. İyi bir tampon olması için ortama ilave edilen hem kuvvetli asidi hem de kuvvetli bazı nötralleştirmesi gerekir. Aynı zamanda ortamda etkin bir baza ihtiyaç vardır. Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları baz olarak davranmaz. Bu nedenle tamponlar zayıf asit ile onların eşlenik bazlarından veya zayıf bazlar ile onların eşlenik asitlerinden hazırlanır. Aksi takdirde tampon kapasiteleri yoktur. Şimdi şu bazik tampon örneğine bakalım. Aralarındaki fark sadece şudur. Bazik tampon bazik bölgede, yani pH aralığının sonunda çalışır. Eşitliği burada görmektesiniz. Sudaki amonyak çözeltisi eşlenik asitte olan amonyum katyonu ile hidroksit anyonunu oluşturur. Kuvvetli asit eklendiğinde ne olacağını düşünelim. Kuvvetli asit eklenirse amonyak bazı asitten gelen protonu kopartır ve daha fazla amonyum oluşturur. Böylece çözeltiden kuvvetli asiti uzaklaştırmış olur ve pH'yi nötralleştirir. Diğer taraftan kuvvetli baz eklenince amonyum iyonları protonunu verir ve sudaki eşlenik bazı oluşturur. Ve tekrar pH aynı kalır. Böylece zayıf baz ve onun eşlenik asidi birlikte tepkimeye girip pH'yi nötralleştirir. Bazik tamponda zayıf baz B kuvvetli asitten gelen protonu alır ve kuvvetli asidi çözeltiden uzaklaştırır. Buna karşılık zayıf bazın eşlenik asidi zayıf bir asittir. Protonunu ortama ilave edilen kuvvetli bazın hidroksitine verir ve etkisini nötralleştirir. Bir tampon, zayıf eşlenik asit baz çiftlerinin bir karışımıdır. pH'yi sabit tutar. Eklenen protonların etkisini azaltır veya proton kaynağı gibi davranır. Tamponun çalışma prensibi budur. Tamponun çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Örneğin kanınızdaki tampon çok önemlidir. pH'yi 7.35 ile 7.45 aralığında sabit tutar. Kanınızda da eşlenik asit baz çifti vardır. Doğanın kendi tamponlama sistemi vardır.
kandaki pH'yı sabit tutmak için düzenlenmiştir. Pekala, eğer kanınızdaki pH değişirse ne olur? Bana kanda pH değişiminin neden olan bir hastalık adı söyleyin. B12 vitaminine bağlı bir enzimden kaynaklanır. Metil malonik mutaz koenzimi A olarak adlandırılan bu enzim sizin dostunuzdur. Sahip olduğunuz bütün yağların enerjiye dönüşeceği fikrinin size heyecanlandıracağını düşünüyorum. Bu enzimin hayranı veya bir fanı olabilirsiniz. Bu enzim yağ asitlerini parçalar. Metil malonik CoA'yı süksinil CoA'ya çevirir ve oradan da sitrik asit çevrimine gider. Fakat bu adım durdurulursa, bu enzimle ilgili bir genetik hastalık varsa metil malonik asidemi hastalığı ortaya çıkar. Bu vücuttan atılmalıdır. Süksinil CoA'ya çevrilemez ve vücuttan atılamazsa pH asitik hale geçer. Ortamda çok miktarda bulunduğu için vücuttan atıldığı zaman dahi kanın pH'sı değişebilir. Tamponlama sistemine sahip olmanıza rağmen tamponlama sisteminizi bozabilir ve pH değişimine neden olabilir. Bu durum nörolojik bozukluklara, bazen ölüme neden olur. Bu yeni doğan bebeklerde aranabilir. Bunun için bir test yapılması gerekir. Her eyalette yoktur. Fakat Massachusetts'te var. Kızım Samantha'ya bu test uygulandı. Yeni doğan bebeğin idrarında aradılar ve pH'sına baktılar. Bu asitten atılıp atılmadığını tayin ettiler. Bazı bebekler bu asitten günde 1 gram civarında atar. Bu gerçekten büyük bir miktardır ve tampon kapasitesinin çok üzerindedir. Şimdi size genetik araştırmaların önemini vurgulayan küçük bir hikaye anlatacağım. İnsan Genom Projesi'nden önce bilim adamları bu durumdaki hastalarda hatalı genin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Buradaki amino asitlerin hepsi genlerden gelmektedir. Problemin burada olduğunu buldular veya problemlerin bir tanesinin tam bu noktada olduğunu keşfettiler. Bu glisin kalıntısıdır. Glisin en küçük amino asittir. Başka bir şeye dönüşmüştür ve bu durum hastalıklara neden olur. Şimdi hayal etmenizi istiyorum. Çocuğunuzun bu sağlık problemi olduğunu öğrendiniz. Bu konuda ilerlemeler olduğunu duydunuz. Buna neyin sebep olduğu biliniyor. Doktora gittiniz. Doktor size, evet, çocuğunuzda DNA bozukluğu var. Buradaki glisin yerine farklı bir amino asit koyalım dedi. Bu sizin için nedir? Bu niçin bir problem olsun? Onlar bu problemin niçin olduğunu bilmiyorlardı. Sadece orada bozuk bir amino asit olduğunu fark etmişlerdi. Orada neler olduğunu anlamaya çalışmak ikinci adımdı. Burada olan şuydu. B12 vitamin kofaktörü proteine bağlandığında kendi konformasyonunu değiştiriyordu. Buradaki gibi halka veya kavis oluşturmak yerine bir kuyruk oluşturuyordu. Buradaki baz aşağıya kayıyor ve vitamin beklenenden daha farklı bir şekle sahip oluyordu. Bu enzimlerden birisinin yapısı ilk kez çözüldüğü zaman burada B12 vitamininin nasıl bir şekilde olduğu bulundu. Elimdeki proteinin vitamine bağlandığı bölgeyi temsil eder. Üzerinde geniş bir boşluk vardır. Bunları iç içe koyabilirsiniz. Birbirlerine tam olarak uyarlar. Peki, bu boşluğu nasıl oluşturursunuz? Doğanın boşluktan nefret ettiği söylenir. Doğanın yaptığı şudur. Küçük bir amino asiti oraya yerleştirir. Burada glisin B12 vitamininin tam uyacağı bir boşluk oluşturmuştur. Bu genetik bozuklukta glisin arginine çevrilmiştir. Boşluğu bu oluşturur. Bu hastaları tedavi etmek için fazladan B12 veriliyordu. Böylece ortamda daha fazla B12 oluyordu. Enzimin yeniden etkin olması için B12'yi bağlamak istiyordunuz. Fakat aslında ne kadar fazla B12 eklerseniz ekleyin, bu pek iyi sonuç vermez.
çünkü bu boşluğa tam olarak uymaz. Bunun yerine başka bir öneri vardır. Vitaminin tamamını vermek yerine belki de vitaminin uçları kesilmiş halini verebilirdiniz. Bu bileşik ticari olarak mevcuttur. Bu belki proteine bağlanabilir ve etkinliğini yeniden oluşturabilir. Problemin ne olduğunu önceden bilirseniz ona göre öneri yapabilirsiniz. Bu genetik hastalığa iyi bir örnektir. Aslında çok yaygın değildir. Ama söylediğim gibi Massachusetts'te test edilmektedir. Çoğu kişi de kanınız sizin için en iyi olanı yapar. Genetik bir probleminiz yoksa, ki burada kana çok miktarda asit pompalanır, doğanın tampon kapasitesi oldukça iyi çalışır. Tamponlar önemlidir. Benim önemli cümlelerimin burada vurgulanması harika. Evde provasını yapardık. Şimdi bir tampon problemi daha yapalım. Varsayalım elimizde 0,1 mol asit ve onun 0,5 mol eşlenik bazı var. Bunu su ile 1 litreye seyreltelim. Size bu asitin Ka'sı 1,77 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak veriliyor. Sizden istenen pH'yi hesaplamanız. Ne yaparsınız? Pekala. Önce konuştuğunuz şey ile ilgili eşitliği yazmak her zaman iyidir. Sudaki asit, sulu ortamda hidronyum iyonu ve eşlenik bazını oluşturur. Burada asit protonunu suya veriyor. Hidronyum ve eşlenik bazı oluşuyor. Dengede ne olduğunu düşünmek isteriz. Elimizde kaç mol olduğunu ve toplam hacmin ne olduğunu biliyoruz. Bu çizelgede molarite kullanmalıyız. Bunun matematiği oldukça kolay. Çünkü 1 molümüz ve 1 litremiz var. Molarite 1 olacaktır. Ayrıca 0,5 mol var. O halde 1 litrede molarite 0,5 olacaktır. Şimdi dengede ne olacak? Denge kurulduğu zaman bunların bir kısmı harcanacak ve şunlar oluşacak. Burada eksi x'imiz var. Karşı tarafta artı x ve artı x var. Hepsini toplarsak dengede 1 eksi x artı x ve 0,5 artı x olur. Tampon problemlerinde daima asit ve onun eşlenik bazı vardır. Şimdiye kadar bu çizelgede gördüğümüz şey sadece bir tarafta bir şeyler vardı, diğer taraf ise sıfırdı. Fakat bu tampon probleminde başlangıçta her iki tarafta da bazı şeyler vardır. Bu unutulmaması gereken gerçekten önemli bir noktadır. Tamponda mutlaka bir zayıf asit ve onun eşlenik bazı olmalıdır. Bunu sakın unutmayın. Burada sulu ortamdaki asitten bahsediyoruz. Bu asidik bir tampondur. Bu nedenle Ka değerini kullanabiliriz. Dengedeki pH'yi hesaplamak için denge derişimlerinin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Ka'yı kullanalım. Ürünler bölü tepkenler. Buraya suyu koymuyoruz. Çünkü çözelti seyreltiktir ve çözücünün derişimi değişmez. Değerleri yerine koyalım. 0,5 artı x çarpı x bölü 1 eksi x. Pekala. Bu son slaytta yazılan ile aynıdır. Bir yaklaştırma yapabiliriz. Çünkü x değeri 1 molar ve 0,5 molara göre oldukça küçüktür. Böylece artı x'ten ve aşağıdaki eksi x'ten kurtulmuş oluruz. Sadece x terimi kalır. Çözüm kolaylaşır. Fakat sonra geri dönüp bu yaklaşımı kontrol etmemiz gerekir. Bu yaklaşımla x'i 3,54 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olarak bulduk. Şimdi yaklaşımı kontrol edelim. Belki siz de bu yaklaşımın doğru olacağını tahmin edebilirsiniz. Çünkü bir şey çarpı 10 üzeri eksi 4 değeri 0,5 ve 1 değerinden küçük olacaktır. Ama buradaki yaklaşımın %5'ten küçük olması gerekir. Nitekim burada %0,1'den küçüktür. Bu değeri sadece x olarak alabilirsiniz. Bu x değerini ikisinden küçük olana 0,5'e bölün ve 100 ile çarpın.
Böylece yüzde iyonlaşmayı bulmuş olursunuz. Eğer yüzde 5'ten küçükse yaklaşım geçerlidir. Büyükse kuadratik eşitliği kullanırız. X burada hidronyum iyonu derişimidir. Çok iyi. Çünkü pH'yi kolayca hesaplayabiliriz. pH eksi logaritma hidronyum iyonu derişimidir. Ve burada pH 3.45'tir. Yine anlamlı rakamlar. Ders ilerlerken bu konuda konuşacağım. Hacim 1 litredir ve ondalık noktasından sonra 2 hane anlamlı rakam vardır. Yani virgülden sonra 2 tane anlamlı rakam olmalı. Çünkü hacimdeki anlamlı rakam sayısı bizi sınırlar. Pekala. Çözeltiye kuvvetli asit eklenirse ne olacağını düşünelim. Hacim hala 1 litredir. Çünkü çözeltiye önce asit ilave edilmiş, sonra su ile 1 litreye tamamlanmıştır. Kuvvetli asitler suda tamamen iyonlaşırlar. Ortama 0,1 mol kuvvetli asit eklersek eşit mol sayısında eşlenik bazda tepkimeye girer ve eşlenik asit oluşturur. Burada bir çıkartma yapabiliriz. Herhangi bir dengenin kurulduğu hususunda endişelenmenize gerek yok. Bu tepkimenin %100 tamamlandığını varsayarız. Eşlenik baz için önceden 0,5 mol var. 0,1 molü kuvvetli asitle tepkimeye girer. Geriye 0,4 mol eşlenik baz kalır. Hacim 1 litredir. Bu nedenle derişim 0,4 molar olur. Zayıf asit için başlangıçta 1 mol vardı. Tepkimede 0,1 mol oluştu. Şimdi toplam 1,1 mol oldu. Hacim yine 1 litredir. Bu nedenle asit derişimi 1,1 molar olur. Aynı şeyleri yeniden yapabiliriz. Kuvvetli asit ekledikten sonra yeni bir denge oluşacaktır. Bu çizelgede değerleri yerine koyalım. Buraya 1,1 mol asit, diğer tarafa ise 0,4 mol eşlenik baz koyalım. Dengeye ulaşırken asidin bir kısmı suyla tepkimeye girer ve iyonlaşır. Daha fazla hidronyum iyonu ve daha fazla eşlenik baz oluşur. Böylece 1,1 eksi x, x ve 0,4 artı x olur. Tekrar ediyorum. Buradaki püf noktası şudur. Eklenen kuvvetli asitle tepkime oluşur ve yeni molariteleri hesaplamamız gerekir. Denge çizelgesine geri dönüp bu yeni molariteleri yazalım. Buradaki Ka ifadesini de yeniden yerine koyalım. Daha önce yaptığımız problemin aynısıdır. X küçük olduğundan yeniden yaklaşım yapabiliriz. Deneyelim ve geçerli olup olmadığına bakalım. X'in değeri 4,87 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Bu yine küçük bir sayıdır. 0,4'ün %1'inden daha küçük bir sayıdır. %5'ten küçükse endişe etmenize gerek yoktur. Yaklaşım geçerlidir. İkinci dereceden denklem çözmenize gerek yoktur. Şimdi artık pH'yi hesaplayabiliriz. pH'nın değeri 3,31'dir. Hacim nedeniyle yine virgülden sonra iki anlamlı rakam olmalıdır. 0,1 mol kuvvetli asit ilavesi pH'yi 3,45'ten 3,31'e değiştirdi. Oldukça iyi tamponlamış. pH'da bir değişim oldu. Asit ekleyince pH düştü. Fakat çok büyük miktarda değil. Çünkü buradaki tampon oldukça uygundur. Asit ilavesi çok büyük bir etki yapmadı. Bu bir tampon problemi örneğidir. Şimdi bir tamponun tasarlanmasını düşünelim. Belli bir pH'da bir tampon yapmak istediğinizi varsayın. Nasıl düşünmeniz gerekir?
asidin eşçenik baza oranını, asidin pKa'sını ve pH'yi düşünmeniz gerekir. Burada sudaki asit için genel bir eşitlik var. HA asidi suda hidronyum iyonu ve kendi eşçenik bazını oluşturuyor. Şimdi bu eşitlikte biraz değişiklik yapacağız. Böylece tamponları ve tampon tasarımını düşünmek için oldukça faydalı bir eşitlik türetilmiş olacak. Ka'nın genel ifadesini yazalım. Ka ürünler bölü girenlere eşittir. Yani hidronyum iyonu çarpı eşçenik baz bölü asit. Bu terimi yeniden düzenleyelim. Hidronyum iyon derişimini çekip bir tarafa alalım. Her iki tarafın logaritmasını alalım. Log hidronyum iyonu derişimi eşittir. Log Ka artı log HA bölü A iyonu derişimi. Şimdi her iki tarafı eksiyle çarpalım. Hepsinin eksi logaritmalarını elde etmiş olduk. Bu eşitliği ekranın üst tarafına taşıyalım. Peki, eksi logaritma hidronyum iyonu derişimi nedir? pH. Eksi log Ka neydi? pKa. O halde pH eşittir pKa eksi logaritma parantez içinde asit derişimi bölü eşçenik baz derişimidir. Bunlar dengedeki asit ve eşçenik baz derişimidir. Çünkü bunları Ka denge ifadesinden türettik. Fakat çoğu zaman tampon problemi çözerken bu eklenen şeylerin derişimini bilirsiniz. Denge derişimleri gerekmeyebilir. Başlangıç derişimlerini bu ifadede yerine yazarsak, bu durumda pH yaklaşık olarak eşittir pKa eksi asitin başlangıç derişimi bölü eşçenik bazın başlangıç derişimidir. Buna Henderson-Hasselbalch eşitliği adı verilir. Öğrenciler Henderson-Hasselbalch eşitliğini çok sever. Bu tür problemlerin çözümünde inanılmaz derecede faydalı olabilir. Fakat ben size bu eşitliği kullanmanın geçerli olduğu veya olmadığı durumları vurgulayacağım. Çünkü öğrenciler bunu her şeye dener. Halbuki sadece tampon problemleri için geçerlidir. Uygun olduğu zaman kullanmak iyidir. Ama aksi takdirde kullanmayın. Unutmayın, bunlar denge derişimleri ise bu iki değer gerçekten birbirine eşittir. Ama başlangıç derişimleri alındığında sonuç tam bir yaklaştırmadır. Denge derişimleri başlangıç derişimlerine aşağı yukarı yakın olduğu durumda sonuç geçerlidir deriz. Özellikle bu örnekte hidronyum iyon derişimi X, tampona konan asit ve eşçenik bazın başlangıç derişimleriyle karşılaştırıldığında oldukça küçüktür. X'in küçük olduğu zaman denge derişimleri başlangıç derişimlerine eşit alınabilir. Gerçekten X'in değeri küçükse çoğu zaman doğrudur. Unutmayın, tamponu zayıf asit ve onun eşçenik bazından hazırlarız. Zayıf asit protonunun sadece çok az bir kısmını kaybeder. Diğer bir deyişle suda çok az iyonlaşır. Zayıf baz ise protonun çok az bir kısmını alır. Bu yaklaştırma çoğu zaman geçerlidir. İhmalin ne zaman yapılıp ne zaman yapılmayacağını bilmeniz gerekir. Bir kural verdik ve daha önce verdiğimiz kuralların aynısını dedik. X ya da hidronyum iyonu derişimi zayıf asit veya eşçenik bazın derişimiyle karşılaştırıldığında daha azsa, yani %5'ten daha azsa, X küçüktür deriz. Aynı kuralı birçok yerde kullanırız. X'in küçük olduğu durumlarda bu yaklaşım gayet güzel işler. Derişimlerinizi bu denklemde yerine koyabilirsiniz. Ama başlangıç derişimlerinizi, denge derişimlerini değil. Şimdi
Henderson, Hasselbalch eşitliğini kullanarak pH 4.6'da bir tampon tasarlayalım. pK'dan bir fazla ve bir eksik pH'da en etkili olduğu kuralını unutmayın. Ben bu kuralı araştırmalarımda hep aklımda tuttum. pK'dan uzak pH'larda iyi bir tampon elde edemezsiniz. Öğrenciler laboratuvar çalışmalarında bu hatayı yaparlar. Buna laboratuvar derslerinde rastlayabilirsiniz. pH'nın yaklaşık 4.6 olduğu bir tampon istiyoruz. Asitlerin iyonlaşma sabitlerine bakabiliriz. Şüphesiz bu ünitede her şeyi daima oda sıcaklığında yaparız. Bazı zayıf asitlerin pK'larına bakalım. Asitik asitlerin pK'sı 4.75 olduğundan, ayrıca kolay bulunacağından tampon yapmak için oldukça uygundur. Şimdi tamponumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Asetik asitin yanı sıra bir de eşlenik bazına ihtiyacımız var. Ayrıca ne kadar asit ve ne kadar eşlenik baz eklememiz gerektiğini bilmeliyiz. Bu problem için Henderson-Hasselbalch eşitliğini kullanabiliriz. Bir tampon tasarlıyoruz. Tampon için kullanacağımız eşitlik budur. İstediğimiz pH'ı biliyoruz. Kullanacağımız asitin pK'sını biliyoruz. Ne kadar asit ve ne kadar eşlenik baz kullanacağımızı hesaplamak istiyoruz. İdeal tamponu oluşturmak için birinin diğerine oranını bilmeliyiz. Sayılarımızı eşitlik değerine koyalım ve hesaplayalım. Eşitliği yeniden düzenleyelim. Bilinmeyenler bir tarafta, pK ve pH diğer tarafta. Burada pK eksi pH eşittir 0,15'tir. Oranı bulmak için her iki tarafın antilogaritmasını almamız gerekir. İstediğimiz oran 1,4 çıkar. Asidimizin eşlenik bazımıza oranı 1,4 olmalıdır. Peki bunları tam olarak ne kadar ekleyeceğiz? Oranı biliyoruz. O halde o kadar koyacağız. Mesela 1,4 molar ve 1 molar koyabiliriz. Oranı doğru uygulamış olduk. Bunun iyi olup olmayacağını nasıl bileceğiz? Burada oran miktarlardan daha önemlidir. Ancak miktar tampon kapasitesiyle ilgili bir meseledir. pH değişmelerine ne kadar dayanıklı olacağını gösterir. Her ikisini de düşük derişimlerde kullanırsanız pek dayanıklı olmaz. Daha iyi tampon kapasitesine ihtiyaç duyarsanız daha yüksek derişimler kullanmanız gerekir. Kullanacağınız en düşük miktarı hesaplamak için Henderson-Hasselbalch eşitliğini kullanabilirsiniz. En düşük miktar için %5 kuralı işlemelidir. Örnekte bu şartlar hakkında konuşmuştum. Kandaki tampon oldukça iyidir. Fakat çok miktarda asit tampon kapasitesini bastırabilir. Tampondaki derişimler büyük ise tampon kapasitesi yüksek olur. Tamponda kullanılan yüksek derişimler pH değişimlerine karşı daha çok direnç gösterecektir. Bu tampon kapasitesi kavramıdır. Çok küçük derişimler kullanırsanız Henderson-Hasselbalch eşitliği geçerli olmayacaktır. Probleme geri dönelim ve en az derişimi hesaplayalım. Henderson-Hasselbalch eşitliğini kullanalım ve %5 kuralını uygulayalım. pH 4.6 için hidronyum iyon derişimi 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Tepkimenin geriye doğru gitmesi için %5'ten küçük olmasını isteriz. Hidronyum iyonu derişimini asit veya bazdan birinin derişimine bölümünün 100 ile çarpımı %5'ten küçük olmalıdır. Bu nedenle derişim 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten büyük olmalıdır. Aksi takdirde %5 kuralına uymaz. En azından bu sayıdan büyük olmalı ve doğru orana sahip olmalıdır. Diğer taraftan bununla ne yapacağınıza karar vermek için serbestsiniz. Başka düşünceleriniz olabilir. Örneğin belli derişimdeki bir protein ile çalışıyorsanız tampon derişiminin çok fazla olmasını istemeyebilirsiniz. Enzim ile girişim yapabilir.
Genelde tamponlarda kullanılan derişim 100 milimolar civarındadır. Bu slayt her şeyi çok iyi özetliyor. Daha önce sulu ortamdaki zayıf asit ve bazlardan bahsetmiştik. Ben size bunların su ve tuz problemleriyle aynı olduğuna inandırmaya çalıştım. Tuz ve su problemlerini biraz sonra daha çok konuşacağız. Tamponları anlattık. Bahsedeceğim iki şey daha var. Sudaki kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan da bahsetmemiz gerekir. Problem setinde çözmeniz gereken 5 tip probleminiz olacak. Daha önce de söylediğim gibi bunlardaki soru sayısı aldatıcı bir şekilde kısa görünüyor. Aslında titrasyon problemleri uzundur. Bunları son dakikaya bırakmayın. Sadece bir uyarı yapmak istedim. Herkes önce bakar. Sonra "Oo, bu çok kolay bir problem setiymiş. İçinde çok fazla problem yokmuş." der. Halbuki titrasyon problemleri çok zaman alır. Bugün ders bitinceye kadar titrasyondan bahsedelim. Sonra problem setindeki sorular üzerinde çalışabilirsiniz. Asit baz titrasyonları. İçinizde kaç kişi lisede asit baz titrasyonu yaptı? Epeyce varmış. Pekala. Genelde titrasyon problemleri şu anlama gelir. Elinizde bilinen bir asit veya baz vardır. Söz gelişi baz bilinen bir derişimde olsun. Asitin derişimi de bilinmiyor olsun. Eksik olan bilgiyi bulmak için bunları birlikte titre edersiniz. Bazen asit derişimini, bazen de molekül kütlesini tayin edebilirsiniz. Pekala. Burada asit baz titrasyonlarına ait bir titrasyon eğrisi görülmektedir. Üzerinde bazı önemli terimler mevcuttur. Bir eksende pH, diğer eksende ise eklenen asit veya bazın hacmi vardır. pH'ya karşı hacim grafiğidir. Buradaki gerçek deneyde derişimi bilinen baz kuvvetli bir asit içine damlatılıyor. Eşdeğerlik noktasına veya dönüm noktasına ne zaman ulaşılacağını bulmak için takip ediliyor. Eşdeğerlik noktası veya dönüm noktası basitçe aynı terimdir. Bu stökiyometrik nokta olarak da isimlendirilir. Eşdeğerlik noktası genelde ilave edilen hacmin teorik miktarı olarak kullanılır. Halbuki dönüm noktası deneysel olarak ölçülür. Çoğunlukla eşdeğerlik noktası hakkında konuşacağız. Çünkü bu dersin laboratuvarı yok. Bu nedenle teorik terimleri kullanacağız. Fakat sonuçta her ikisi de aynıdır. Burada bir pH metre görmektesiniz. pH'yi bununla ölçeriz. Deney yapanlara tanıdık gelecek. Yapmayanlar için nasıl yapılacağını anlatayım. Çoğunlukla çözeltinin içine bir şey damlatırken indikatörün renk değiştirmesini takip edersiniz. Renk değişimi dönüm noktasına ulaştığınızı gösterir. Damlattıkça renk daha açık görünecek, sonsuza kadar sürecek zannedersiniz. Tam sabırsızlanmaya başladığınızda daha hızlı damlatırsınız. Sonunda koyu bir renk elde edersiniz. Halbuki istenen çok çok az bir renk değişiminin gözlenmesidir. Bu dönüm noktasını gösterir. Genellikle önce çok yavaş ve daha sonra hızlı damlatırsınız. Sonra da deneyi tekrarlamak zorunda kalırsınız. Teorik değerin nasıl hesaplanacağını bilenler önce oturup bir hesap yapar. Sonra dönüm noktasının yakınlarına kadar hızlıca ilave eder. Sonra yavaş yavaş damlatmaya başlar ve deneyi daha çabuk bitirir. Bu teorik değerin nasıl hesaplanacağından bahsedeceğiz. Bundan sonraki derslerin laboratuvarında size oldukça zaman kazandıracaktır. Burada iki adet titrasyon eğrisi görmektesiniz. İlkinde kuvvetli asit kuvvetli bir bazla titre ediliyor. Diğerinde ise tam tersi. Kuvvetli asidi kuvvetli bir bazla titre ediyorsanız çok asidik noktadan başlayacaksınız demektir. Çünkü ortamda kuvvetli asit vardır. Baz ekledikçe pH yükselmeye başlar. Bu stökiyometrik noktaya yani S noktasına ulaşırsınız. Buna eşdeğerlik noktası da diyebiliriz. Sonra biraz daha devam edersiniz ve eğri düzleşmeye başlar. Diğer eğriye bakalım. Burada kuvvetli bir bazla başlıyorsunuz. pH başlangıçta oldukça yüksektir.
asit ekledikçe azalmaya başlar. Eğrinin ortasında stökiyometrik ya da eşdeğerlik noktasına ulaşırsınız. Aşağı doğru indikçe asitlik arttıkça eğri düzleşmeye başlar. Titrasyon eğrileri böyle görülür. Şimdi bir örnek yapalım. Önce kuvvetli bir bazı kuvvetli bir asitle titre edelim. Burada kuvvetli baz sodyum hidroksit, kuvvetli asit ise hidroklorik asit olsun. Şimdi eşdeğerlik noktasındaki pH'yi hesaplamaya başlayalım. Sanırım yanlış söyledim. Eşdeğerlik noktasındaki pH değil. Henüz eşdeğerlik noktasının nerede olduğunu bilmiyoruz. Pekala. 5 ml kuvvetli asit ilave ettikten sonraki pH'yi hesaplayalım. 25 ml 0,25 molar kuvvetli baza, 5 ml 0,34 molar kuvvetli asit ilave ettik. Başlangıçta ortamda kaç mol baz olduğunu hesaplayalım. Kaç mol hidroksit var? Sodyum hidroksit kuvvetli bazdır. Ortamdaki sodyum hidroksit miktarı hidroksit iyonu miktarına eşit olacaktır. Mol sayısını bulmak için çözelti hacmini derişimle çarpalım. Burada denge çizelgesi yapmaya hiç gerek yok. Şimdi 5 ml asit eklendiğinde ilave edilen asit miktarını hesaplayalım. Hidroklorik asit kuvvetli asittir. Eklenen hidroklorik asit miktarı oluşan hidronyum iyonu miktarına eşit olacaktır. 5 ml asit ekledik. Derişimi de 0,34 molar olduğuna göre ikisini birbiriyle çarparız. Böylece hidronyum iyonu derişimi 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olur. Burada kuvvetli asit kuvvetli bazda tepkimeye girmektedir. Geride ne kadar baz kalacağını hesaplamak istiyoruz. Hidronyum iyonu ile tepkime verdikten sonra ortamda ne kadar hidroksit iyonu kalacağını hesaplamamız gerekir. İkisi birebir tepkimeye girer. Elimizde 6,25 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol baz var. Üzerine 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol asit ekledik. Geriye 4,55 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol baz kalır. Buradan molariteyi hesaplayabiliriz. Mol sayısını ve son hacmi biliyoruz. 25 ml baza 5 ml asit ekledik. Son hacmimiz 30 ml oldu. Artık son derişimi hesaplayabiliriz. Şimdi pH'yi hesaplayalım. Önce pOH'ı hesaplayacağız. Sonra 14'ten çıkarıp pH'yi bulacağız. Kendi titrasyon eğrinizi çizmek isterseniz bir eksene asit hacmini, diğer eksene pH'yi koyun. 5 ml asit ekleyince 13,18'de bir noktanız oldu. Bu eğride başlangıç noktası için bir hesaplama yapmadık. Fakat 5 ml asit eklendikten sonraki ilk noktayı biliyoruz. Eşdeğerlik noktasına doğru gidelim. Benim çizdiğim eğride eşdeğerlik noktasına gelinmediğini gösteriyor. Eşdeğerlik noktasına ulaşmak için ne kadar asit eklenmesi gerektiğini bilmek isteriz. Eşdeğerlik noktasında ya da stökiyometrik noktada çözelti ortamındaki maddenin mol sayısı ile eklediğiniz standart maddenin yani titrantın mol sayıları birbirine eşittir. Kuvvetli baza asit eklerseniz başlangıçtaki bazın mol sayısı ile ilave ettiğiniz asitin mol sayıları birbirine eşit olmalıdır. Başlangıçta 6,25 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol baz olduğunu biliyoruz. Eşdeğerlik noktasında ilave ettiğiniz asitin mol sayısını bilmek zorundasınız. Asitin derişimini biliyoruz. Mol sayısını da biliyoruz demektir. Hesaplarsak hacim 18,4 ml veya 0,0184 litre olarak ölçülmüştür. Peki eşdeğerlik noktasında pH nedir?
kuvvetli asidi kuvvetli bazda titre ediyoruz. pH ne olabilir? pH 7 olmalı. Evreyi çizmeye çalışalım. Burada pH 7'de hacim 18.4 mililitreye karşılık gelmelidir. Kuvvetli asidi kuvvetli bazla titre ettiğiniz zaman nötral bir tuz oluşturursunuz. Çünkü kuvvetli asit veya bazın eşleniği ne asidiktir ne de baziktir. Asit veya baz olarak etkisizdir. Bu nedenle çözelti nötraldir. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazla ilgili bir problem çözüyorsanız sadece oluşan tuzun nötral olması gerektiğini bilmelisiniz. Eşdeğerlik noktasına ulaştıktan sonra fazladan asit eklendiğinde ne olacağını konuşabiliriz. Öğrenciler eşdeğerlik noktasından sonra da anlamı olmayan bu titrasyonları yapmış olabilirler. Öncelikle fazladan eklediğimiz kuvvetli asidin mol sayısını buluruz. 1 mililitre kuvvetli asit ekledik, asidin derişimi 0.34 molar ve eklediğimiz hacim 1 × 10^-3 litre olduğuna göre 3.4 × 10^-4 mol eklemişiz demektir. Fazladan eklediğimiz asitin molaritesini hesaplayalım. Hesap makineniz yoksa size yardımcı olabiliriz. Son 10 saniye. Sanırım bu ilkiydi, değil mi? Problem setine bir an önce başlamanın iyi bir fikir olduğundan bahsetmiş miydim? Burada püf noktası hacimle ilgilidir. 25 mililitre ile başladık. Eşdeğerlik noktasında 18.4 mililitre ekledik. Eşdeğerlik noktasından sonra da 1 mililitre ekledik. Bu problemde püf noktası eklenen hacimleri hatırlamak ve toplam hacmi bulmaktır. Sulu ortamda sadece bir asit olduğundan problemin kendisi pek yerli değildir. Ancak buradaki püf noktası molariteyi hesaplamaktır. Bu noktaya kadar eklenen hacimlerin hepsini hatırlamanız gerekir. Problem setinin sonunda bu size oldukça tanıdık gelecek. Fakat sınavda hiç hacim yanlışı yapmadığınızdan emin olmak için kontrol etmeniz gerekir. Tekrar edelim. Bu hesaplamada ilave ettiğiniz miktarı hatırlamanız gerekir. pH'yi hesaplarsak pH 2.1106 çıkar. Bu aşağılarda bir yerdedir. Bir mililitre ilave ettik. pH 2.1106. Bu değeri de kontrol etmeniz gerekir. Eklediğiniz hacmi unutmayın. Yoksa sonuç anlamsız olur. Daima kendinize sorun. Kuvvetli bazınız varsa ve asit ekliyorsanız başlangıçta pH bazik olmalı. Kuvvetli asit, kuvvetli baz titrasyonunda eşdeğerlik noktasında pH 7 olmalı. Asit eklemeye devam ederseniz pH oldukça düşük olmalı. Erinin birden aşağı indiğine dikkat edin. Asidin fazlasını eklediğinizde pH'da dikkate değer bir değişim olmalıdır. Çalışmalarınızı daima kontrol edin.
Gelecek derste zayıf asit ve zayıf baz titrasyonlarıyla devam edeceğiz.